Az önceki çıkardığın sesi bir daha çıkarsana. Nasıl bir sesti öyle? Du du. Bir daha yap bakayım. Aynen öyle bir sesti. Merhaba Merhaba de bakayım arkadaşlara. Merkaycık. Berkaycık. Hadi. Niye ses çıkmıyor buradan? Çalsana hadi piyanoyu. Şöyle. Şöyle yapalım. Bak bak. Açtım şimdi. Arkadaşlar merhaba. Ne var orada Elif? Sürpriz değil arkadaşlar. Bu kostüm challenge. Ama bu sefer söyleyeyim sana, zor bir kostüm challenge olacak. Neden zor bir kostüm challenge? Biliyor musun? Çünkü evet, yeni kostümler olacak içinde ve sen bunları buradan tahmin etmekte zorlanacaksın. Önceden ne oluyordu? En son açtığımız böyle 8-10 tane kostümü koyuyorduk içine ve sen tahmin edebiliyordun hangilerinin olduğunu. Şimdi tamamen yeni, hiç bilmediğin kostümler, resimlerden tahmin etmeye çalışacaksın. Şimdi şeyimiz de bu yalnız. 4 tane kostüm var. 3 tanesini tahmin edersen daha büyük bir sürpriz var sana. Kocaman bir sürpriz. Nasıl? 4'te 4'ün imkansız tahmin edemezsin. Çünkü gerçekten hiç alakası olmayan şeyler. Yani sen daha önceden bilmediğin için bence çok zor. Sana hem de bu kadar süre. Tamam mı? Bu kadar süre. Bir tanesini. Hayır hayır olur mu canım? Bir defa. Hayır hayır bir defa bir defa. Tamam. Başladı şu anda. Hayır. Evet, başladı başladı. Bir tanesini açıyorsun. Bir tanesini açıyorsun. 5 tane tahmin etme şansın var. Göster bir arkadaşlara da gösterelim. Arkadaşlar siz Şef. bakalım. Şef. Şef. Master. Şef ama bu şefin başka bir isim var aslında. Doğru yani doğru. Bildi aslında yani. Doğru. Power. Power. Türkçesi ne onun? Nasıl bilmez? Aşçı. Aferin. Çak. Vallahi çok çabuk bildin Elif be. Hem de ilk tahminde bildin yani. Bravo. Ben hem dedim ben bundan hemen bir şey çıkaramaz diye düşünüyordum ya. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum seni. Evet, sana yeni bir aşçı kostümü. Hayret bir olay ya. Ben bu sefer zorlanacak diyordum. Al bakalım nasıl bir aşçı kostümüymüş. Bakalım beraber. Bence de çok süper bir şeye benziyor Elif. Daha önceki aşçı kostümlerinden daha güzel bir şeye benziyor. Bakalım. Hop yavaş. Oo. İçinden şey de tahta çatal ve kaşık da çıktı arkadaşlar. Çok güzel, değişik. İlk defa böyle bir şey çıkıyor değil mi? Sen de istiyor musun aşçı kostümü? Abi. Getir bakayım neleri var Elif. Hop. Süper. Şapka. Yalnız büyük gibi sanki şapka biraz ya. Değil mi? Normalde. O pantolon da var Elif. Süper. Üstüne üstüne tabii. Bunu da üstüne giyeceğim. Bunu da üstüne giyeceğim. Zaten küçük değildir onlar. Ben sana iyi gelir. 6-7. Abi sen ne istiyorsun ya? Sen niye bağırıp duruyorsun ha? Yalnız bir enteresan bak. Omuzları iyi, kendisi büyük. Değil mi? Bence büyük ya. Tabii canım, bu da yerli malı. Made in Türkiye diyor. Avulabi Mir. İş firmanın ismi. Çok güzel. Bence gerçekten çok güzel oldu Elif. Buyurunuz, hemen işe başlayınız. Bize bir akşam yemeği hazırlarsın artık Elif. Güzel oldu. Vallahi bir de bir yaptın Elif. Tebrik ediyorum seni. Aç bakalım şimdi ikinciyi hadi. Babacım ne yapıyorsun? Alsana elini. Bak ama saat çalışıyor yani. Söyleyeyim sana, saat çalışıyor. Bak. 5 tane şansın var, tamam mı? 5 tane kafa atabilirsin. 5 tane de bulamazsan bilemedi diyoruz. Bir de saatin süresi dolarsa bilemedi diyoruz. Uçak. Pilot. Bravo be, bir kerekte. Hayır, pilot değil. Bilemedi. Hayır, Türkçesini söyle o zaman. Niye? Ay tamam. Demin annene söylediğin Rusçanın Türkçesi ne? Söyle bakalım ne o? Ama bilmen lazım üstünü. Bak, süre geçiyor. Süre geçiyor. Daha önce söylemiştim ben sana onu. Daha önce söylemiştim. Hani uçağa girince merhaba, hoş geldiniz diyorlar. Ondan sonra yemek getiriyorlar. Ondan sonra Berkay bebeğe kemer getiriyorlar. Değil mi? İsmini unuttun. O zaman üzgünüm, bilemedi. Nasıl bildin Ama ama? Ama doğru da yani, ismini de söylemesi lazım canım. Hiç olmazsa yakın bir şey söylesin. Uçak Uçak personel, evet. Oo, süre geçiyor. Çok az kaldı.
Tamam tamam çak. Bildin sayılır. Annen ne olduğunu söylesin. Stewardess. Ne? Stewardess. Stewardess. Öyle mi Rusçası? Ha? Ben aynı diye biliyordum ya. Hostess. 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 Ha, tamam bildi sayıyoruz bunda. Tebrik ediyorum. Wow. Bakalım nasıl? Hangi renk? Galiba şuna benziyor evet, sanki. Evet. Evet. Tam bunlar kullanılacak ha. Mutfakta kullanabilirsin bunları. Bayağı güzel ya değil mi? Gerçek gibi aynı. Yo küçük değil. 6-7 mi? Ooo süper. Çok güzel olacak yalnız. Tabii şey yapıyorsun. Tam öyle ortaya. Elif valla çok güzel oldu ya. Enteresan güzel oldu. Elif aslında bu kaptan kostümü gibi de olabilir ha. Düşünebilirsin. Hı? Elif. Kaptan mı olacaksın sen yoksa ya? Çok güzel oldu. Yakıştı kostüm sana. Süper oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bakayım. Onu Lera birazcık öne getireceksin. Şurası biraz öne gelecek. Evet diyorsun ama arkaya götürüyorsun gene. Süper oldun Elif. Bakayım şöyle bir yandır bakayım. Harika oldun gerçekten. Hangisini daha çok beğendiniz? Bence de onu. Vallahi çok beğendim. Berkay, hadi hostes geldi. Ne istiyorsunuz? Ne içmek istiyorsunuz? Size de bugün de sıcak sandviç veriyoruz de. Ondan sonra? Süt. Süt mü vereceksin yanında? Yani eğer aşçıya 9 verdiyseniz bu 10 puan kesinlikle. Bence de çok güzelmiş gerçekten. Ben de 10 puanı yakıştırıyorum. Tebrik ediyorum. Değil mi? Bu daha güzel. Arkadaşlar puanlayın bakalım sizce. Aşçı kostümü kaç puandı? Aşçı kostümüne bakın yeniden lütfen. Ondan sonra hostes kostümü kaç puanlı? Bir de en güzel kostümü seçelim. Bence galiba en güzel kostüm hostes olacak. Şöyle bir fotoğrafını çekeyim Elif be. Gerçekten süper durdun. Harika. Yakıştı. Hostes değil de kaptana benziyor bu ya. Değil mi? Bayan kaptan da böyle olur. Bence pilot oldun Elif. Tamam seni pilot yaptık. Hangisi daha güzeldi? Aşçı mı bu mu sence? Bu da yazıyordu zaten hostes. Evet yazıyordu ama sen görmedin. Hangisi daha güzeldi? Bu mu aşçı mı? Bu. O değil mi? Hangisi yemek? Hop başladı bak bir tane. Sen hayır acele etme ya seçmekte. Acele etme acele etme. Gidiyor 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 süre gidiyor süre gidiyor süre gidiyor. Bakayım. Ama çok kolay resimler koymuşum ben ya. Gerçekten çok kolay. Şimdi buna bakınca hemen ne olduğu belli oluyor. Gerçekten vallahi çok çabuk belli oluyor. Arkadaşlar olmaz böyle bir şey. Ben biraz daha zorlaştırmam lazımdı aslında. Mesela oraya sadece mesela saç resmi koyacaktım. Oradan anlayabilirsen anla diyecektim. Bu da değişik bir kuaför. Nasıl? Hadi çıkar bakalım bir de bunu dene bakalım nasıl olacak. Bakayım. Süper. Çok değişik değil mi? Çok basit bir kostüm aslında ama üzerindeki baskılarla falan gerçekten şık olmuş. Ama çok basit bir kostüm arkadaşlar. Hiç böyle bir ekstra aksesuar olmayan, sadece büyük bir penyeye benziyor. Uzun bir penyeye benzeyen bir kostüm. Ama üzerinde baskıları var ve bence şık duruyor yani. Kendiniz yapabilirsiniz. Kendiniz biraz zor yapılır. Ama niye yapılmasın? Yapılır aslında. Evet. Üzerine böyle çizersin şeyle, kalemle. Olabilir. Şimdi eğer... Ben şöyle veriyorum puanları bak söyleyeyim size. Hayır 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 hayır. Şimdi ben şöyle veriyorum puanları. Eğer bu 8 ise bu 9. O zaman bence bu da 7. Yani çünkü çok tamam güzel aslında şık duruyor ama yine de çok basitti ya. Basit ben bir kostüm. Diyorum, 8 10 7. 7. Ben buna sadece 9 verdim çünkü. 9 8. Bence çünkü 10 olması için böyle süper 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 bir şey. Mesela bunun ayakkabısı falan da olması lazımdı. Biraz daha belki aksesuar lazımdı. Bence bu 9, bu 8, bu da 7. Şimdi sıradaki siz açtınız ama. Ama daha bakmadın değil mi? Heh, hadi bakalım bil. Bu biraz zor işte. Hadi bakalım. Hiç bilmiyorum. Oh ya. Yeah. Ne olabilir? Sen hiç hatırlamıyor musun çizgi filmlerden falan? Hiç. Sana o zaman bir kopya vereyim. Sana o zaman bir kopya vereyim. Annenin izlediği bir tane film vardı hatırlıyor musun? Çizgi film vardı. Şey çizgi film diyorum dizi. Ne vardı orada? Hürrem. Evet neydi o Hürrem neydi? Böyle ne vardı orada? Padişah. Bravo padişahlar vardı başka? Kraliçe.
Kraliçe. Kraliçe değil işte, ona ne diyorlardı? Padişahın öbür ismi ne? Sultan. Aslında evet, yani sultan. Padişah demek de aslında bilmiş oldun. Bu da sultan kostümü. Sultan kostümü. Ama padişah aslında değil. Neden? Çünkü buna sadece sultan değil, başka bir şey kostümü de denir. Senin bunu bir tanesini bilemedin kızım. Bunu bilemedin diye yazıyoruz. Ama çünkü gene de bir sürpriz var. Sultan, 3 tane bildiğin için. Sultan. Aslında bu şehzade kostümü. Ben ama size söyleyeyim. Sultan, evet, sultan yazmışlar. Sultan yazmışlar ama aslında bu şehzade kostümü. Hayır, sultan da sen demedin ki. Padişah. Padişah dedin aslında. Doğru söylüyorsun valla. Hadi bakalım çıkar onu, bunu giy bakalım nasıl bir şey. Ama benim evet tamam, 3 tane de bilmiş olsaydın zaten vardı sürpriz. Şimdi. Tamam. Şimdi. Arkadaşlar puanlayın. Kuaför kostümü kaç puandı? Ondan sonra aşçı kostümü kaç puan? Hostes kostümü kaç puan? Bir de şimdi bunu giysin bakalım. Bu kaç puan? Sultan kostümü. Çok güzel. Malzemesi de bayağı kaliteli ha. Vallahi çok güzel. Sünnetlerde giydirirler biliyor musun böyle sultan kostümlerini, şehzade kostümlerini? Berkaycık, sünnette sana da şehzade kostümü giydirelim mi? Öyle, sadece şehzade kostümü değil canım, herkese değişik. Ne olmak istiyorsa mesela pilot olmak isteyen pilot kostümü giyer değil mi? Doktor olmak isteyen doktor kostümü giyebilir. Evet evet, üstten bağlayacaksın. Buradaki biraz daha koyu ama Elif'inki daha açık renk, daha güzel aslında bu. Aslında Elif bu erkekler için bu kostüm biliyor musun? Berkay büyüyünce Berkay giyer artık. Ama çok güzel ya gerçekten. Evet, ayakkabı da Alaaddin'in ayakkabılarına benziyor. Bence çok güzel oldu. Gerçekten süper oldu. Şöyle çık bakayım da ayakkabını da bir göstereyim. Süper. Evet evet tamam, çık oraya çık. Kostüm çok güzelmiş arkadaşlar. Yalnız bu da çok güzel bir kostümmüş. Şık, değişik. Beğendin mi Lera? Çok güzel. Puanlarsan kaç puan verirsin? 10 mu? Yani evet, aslında bu da bence 9 ya. Neden dersen, çünkü o başındaki şey falan tam bizim sultanların giydiği bir şey gibi değil. Ne denirse ona artık, şapka mı denir ne denirse, bizim sultanların giydiği tarzda değil, biraz farklı olmuş. Ama kalitesi falan da çok güzel arkadaşlar ve görüntüsü de çok şık. Bilmiyorum şimdi şeyde nasıl görünüyor ama ben çok beğendim ya gerçekten. Yeri falan da çok güzel, kalitesi de çok güzel ve aksesuarı da fazla. Yani ben buna da 9 veriyorum, 10 değil. Onu da şapkasından kırdım. Çünkü şapkası bizim sultanlarımızın şapkasına benzemiyor. Biraz daha farklı. Sanki böyle Hindistan, Pakistan oraların şeylerine, şapkalarına benziyor. Ama gerisi güzel olmuş. Hangisini en çok beğendin? İşte bak. Bu 9. Hostes kostümü de 9. Aşçı 8. Kuaför 7. Hangisi bunlardan? Bu mu, bu mu? Kararsızım ya. Vallahi bile. Galiba hostes. Hostes birinci, ikinci sultan, üçüncü aşçı, dördüncü de şey kuaför. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Hangisi? Ben. Hostes birinci, birinci ikinci, üçüncü. O değil mi? Ben de öyle üçüncü, dedim. O aynı sıralamayı aynı yaptık. Bir, iki. İki aşçı. Üç. Dört. Elif yerini değiştirdi. Bakalım arkadaşlar en çok hangisini beğenecekler? Güzel. Beğendin mi? Güzel oldu, değişik oldu. Aslında zor diye düşünüyordum ama hiç de zor olmadı. Elif 4'te 4 yaptı. Tebrik ediyorum seni. Ama bu biraz zordu. O zordu gerçekten. Ama sen bilmediğin için zordu. Arkadaşlar görüşürüz. Siz de yazın lütfen yorumlara. En çok hangi kostümü beğendiniz? Bir de puanlayın hepsini. Hangisine kaç puan veriyorsunuz? Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Bay bay. Anam ağzına sokma onu, çıkar. Çıkarın ağzından. Görüşürüz. Bay bay de bakayım arkadaşlara. Bay bay.